Merhaba sevgili seyirciler. Bugün biraz geç girdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP liderinin Bursa temasları var. Onlarla ilgili canlı yayınlar nedeniyle. Keza yine bizim yayın diliminde, program diliminde olacak mı bilmiyorum ama biraz sarkmalı gidiyor çünkü. Osman Gazi'de de bir konuşması var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ona da yer vereceğiz program içinde. Fatih Ertürk'le beraberiz. Gündemi yorumlamaya çalışacağız. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk Rami. Şimdi bugün 28 Şubat. Dolayısıyla bir 28 Şubat konuşması yaparsın herhalde bize. Meclisten de bilgilerle geldin. Bir basın açıklamaları var, açık beyanlar. Bir de kendi aralarında konuşmalar var. O kendi aralarındaki konuşmaları biz merak ediyoruz 28 Şubat'la ilgili. Erbakan'ın ölümünün de üzerinden 8 yıl geçti. Mezarını çok sayıda ziyaretçi ziyaret etti. Rahmetle analım kendisini de. Fakat bugün Binali Yıldırım gitti beraberindekilerle beraber Erbakan'ın mezarına. Dedi ki 28 Şubat'la ilgili yaşanan sıkıntıları ve vesayeti kaldıran Erbakan'ın dava ve yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu tanımlamaya uyuyor mu bilmiyorum. Gömlek değiştirmemişler miydi onlar? Neyse Binali Yıldırım böyle dedi yani. 28 Şubat'ta hiç Recep Tayyip Erdoğan adını duydun mu? Çok samimi soruyorum sana. 28 Şubat açsın bizi izleyenler Google'dan, gazetelere de bir baksınlar. 28 Şubat'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı ne oldu? Çünkü 28 Şubat 1997 yılında yenilikçi hareketi başlatma girişimleri vardı zaten. Yani Erbakan'a karşı farklı bir tutum içindelerdi. Oh olsun diyenler de oldu bunların arasında. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan oh dedi demiyorum. Ama bunların arasında oh olsun diyenler de oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapmış mesela 28 Şubat'la ilgili? Nasıl bir demeç vermiş? Neyi konuşmuş? Neyin mücadelesini? Binali Yıldırım onu anlatsa, ben gazete küpürlerine baktım. Onunla ilgili ben bir kitap hazırlığım da var. Ama ben 28 Şubat'la ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açık net bir fikir beyan ettiğini dahi duymadım. Yani o muallakta o konu. Zaman zaman söylediği tumturaklı sözcükler var ama bugünküne benziyor. Yani bugün ne söylüyorsa aynı üslub. Neyse hani dava arkadaşı, yol arkadaşı falan diye tanımladı da o benim ilgimi çekti. Nasıl oldu? Yani o davaya ihanet etmekle suçlanmamışlar mıydı Erbakan ve arkadaşları tarafından o dönem? AKP'yi kurmak için partiden kopup gittiklerinde. Dolayısıyla bunu açıklarken de biz gömlek değiştirdik dememişler miydi? Necmettin Erbakan hasta yatağında şunu söyledi. İki kişiyi affetmem dedi. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Abdullah Gül. Haberini ben yazdım. İki kişiyi affetmem dedi. Affetmedi de yani siyaseten. Şöyle affetmedi Rami. Açık oynamadılar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ün genel başkanlık adaylığını öne sürmeleri, arkasından Recep Tayyip Erdoğan'ın cepheyi doldurma, tabanı doldurma gayreti. Böyle yani Erbakan'ı kırarak dökerek yaptılar. Belki ha diyeceksin ki ya Allah rahmet eylesin Erbakan da koltuktan kalkmaya niyeti var mıydı diye soracaksın. Çok yoktu ama ikna edilebilirdi. Bunlar böyle yapmadı. Onun için 28 Şubat'ta Recep Tayyip Erdoğan arasında bir illiyet bağı kurmak, 28 Şubat'ta haksızlığa uğrayan insanlara hakaret etmek. Yani asıl haksızlığa uğrayan Necmettin Erbakan'dır, Recai Kutan'dır, Oğuzhan Asıltürk'tür. Yani evet o haksızlığa uğrayıp uğramama konusunu da konuşalım. Yani 28 tabii. Şubat kararları postmodern darbe olarak nitelendi bugün ve o günde. Darbe miydi, değil miydi o belki farklı tartışma ama sonuçları itibariyle 1000 yıl sürecek denilen bir 28 Şubat sürecinden bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki pek 1000 yıl sürecek gibi değilmiş. Yani o günden bugüne çok şey değişti. Bugün genellikle 28 Şubat'a tepki verenler AKP ve zihniyetinde olanlar. verdikleri tepkiyle o günkü davranışları konusunda senin bu kısa değerlendirmene ekleyeceğin şeyler vardır. Şimdi Rami, güzel bir soru sordun da 28 Şubat'ın kahramanı Çevik Bir nerede? Nerede? Neyin mücadelesini verdi bu ülkede? Açık konuşalım. Neyi değiştirdi? Ne uğruna direndi? Yani 28 Şubat'ı sadece Necmettin Erbakan'ın iktidardan indirip yerine güzeller güzeli, dünyanın en namuslu insanı Tansu Çiller'i getirmek miydi? Yani neydi? Neydi? Hesap neydi? Yani 28 Şubat'ı ben siyasal İslam'a karşı bir oturduğun yerde rahat dur girişim olarak görmüyorum. Tam tersi 28 Şubat siyasal İslam'ı kışkırtan bir darbe oldu. Bir darbe girişimi değil. Yani darbe demeyelim, çok ağır olur o. Bir girişim oldu. Onun için postmodern darbe diye yakışıklı bir isim bulundu. Niye biliyor musun? Aslında 28 Şubat'ın gerekçeleri bugün baktığın zaman o dönemde çok doğru gerekçeler. Yani 28 Şubat'la ilgili tümüyle yanlış yapıldı demek haksızlık. Bak 28 Şubat'la ilgili alınan kararlar burada var. İmam Hatip liselerin orta kısmının kapatılması, zorunlu 8 yıllık eğitim getirilmesi ve katsayı, ayrıca 12 yaş altı çocukların Kur'an kursuna gönderilmemesi. Eğer o kararlar bugün hayatta olsaydı, bugün Ensar Vakfı'nın çocuklara tecavüzünü konuşmuyorduk biz. O hocaların, o hoca olduğunu söyleyen, o din adamı olduğunu söyleyen soytarıların, o küçücük çocukların ırzına namusuna tasallut edemeyecekleri bir dönem olacaktı. Arkasında duran oldu mu? Durdular mı? Mücadele ettiler mi? Doğru şeyler vardı ama yanlış şeyler de vardı. Yanlış olan mevcut, sandıktan çıkmış bir siyasal iktidarı bir şekilde askerin gövde gösterisiyle geriye çekilmesine. Keşke sivil toplum kuruluşları olsaydı. Keşke bunun arkasında yani asker dışında bir toplumun kudretini temsil eden, toplumun anlayışını, iradesini temsil eden bir siyasi parti olsaydı. Siyasi partilerin liderleri samimi olsaydı. İki tane insan, biri Tansu Çiller, biri Mesut Yılmaz. Türkiye'yi getirdikleri nokta bu. Türkiye'yi AKP'ye emanet eden kim Rami? Kim? Allah aşkına kim? Bülent Ecevit'i sayma. Sonuna kadar çok şeye direndi. Ama iki insan var. Sağda çünkü. Sağ. Merkez sağ. 28 Şubat'tan bugüne gelirken eğer AKP'nin %34'le bu ülkede iktidar olmasını sorgularsan, biraz kazırsan arkasından Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller çıkar. Mavi akım çıkar. Beyaz enerji çıkar. Amerika çıkar. Bu millet boşuna mı AKP'ye gitti? Önünde eğildi. Yani doğru tanımlamak lazım. 28 Şubat'ı doğru okumak lazım. En büyük 28 Şubat'ın sonuçlarından bir tanesi de Türkiye'de merkez sağın yok olması. Tabii. Merkez sağ kendine o dönemde seçeneksiz kaldığı için AKP'yi buldu ve %34'le ilk dönem tek başına iktidar olmanın yolunu açtı AKP'ye. Yani bugün ama mevcut siyasi iktidar gücü elinde tutan erkler 28 Şubat'ta senin benim gibi bakmıyor. Bugün parlamentoda da ben bazı insanlarla konuştum. Şöyle diyorlar, 28 Şubat'la ilgili hesap sorma dozunu arttırırsak Saadet Partisi'ne yarar. Ama 28 Şubat'ı yok sayarsak siyasal İslam hedeflerinden de aykırı düşeriz. Onun için 28 Şubat'ı üstüruplu bir şekilde ölçmek, tartmak. Mesela Binali Yıldırım hemen Tayyip Erdoğan'a bağlamış. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat'ta uzaktan, yakırdan, kenardan hiçbir ilgisi ve alakası yok. Ama bir belediye başkanı. Zaman zaman kendisini 28 Şubat mağduru da ilan nasıl ediyor. Mağdurlarından. Belediye başkanlığını kaybetti. Bana bir anlat. Generallerin yanında sen hiç eksik gördün mü şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ı? En yakında olduğu insanlardan biri Kenan Evren'di. Bak fotoğrafları var. Arkadaşlar Google'dan, arşivden bulsunlar. Sık sık açılışlara giderdi. Kenan Evren'i eksik etmezdi. Süleyman Demirel'i ziyaret ederdi. İnanılmaz bir sıcak ve yakın ilişkileri vardı. Çünkü iktidara gelmenin yolunu bu insanların evet demesinden geçtiğini biliyordu Recep Tayyip Erdoğan. Akıllıca bir siyaset yaptı. Mesela bugün Akit gazetesinde 28 Şubat'la ilgili bir şey var. Çok dikkatimi çekti Rahmi. Bu zihniyet eğitim sistemini dinsizleştirerek seküler bir toplum oluşturmaya çalıştı. Şimdi suça bak. Seküler toplum oluşturmak suç. Yani laik bir toplum oluşturmaya çalışmakla. Bak 28 Şubat'ı gördükleri tek parantezin açtığın zaman bu. Başka bir şey görmüyorlar. Ne demokrasiyi tartışıyorlar, ne siyasal bir eğilimi tartışıyorlar, ne sandığı tartışıyorlar, ne sandıktan çıkan iktidarın yasal anlamda bu ülkeyi öbür seçime kadar yönetmesinden bunlarla ilgilenmiyorlar. İlgilendikleri şey 12 yaşından küçük çocuklar niye Kur'an kursuna gidemedi? Ve bu ülkenin yıkılışına temel dinamit olan 8 yıllık eğitim. Ve İmam Hatip liselerinin, İmam Hatip okullarının orta kısmının kapatılması o düşüncede olanlar için büyük zarar verici sonuçlar doğuruyordu. Niye? Diğer ortaokullarda, ilkokul, ortaokuldan sonra lise tercihi biraz daha hani bilinçli bir tercih. Ama ortaokulda öyle değil. Dolayısıyla ortaokuldan başlayarak daha dindar ve kindar bir nesil yetiştirilebilir. Ama orta kısmını kaparsan liseye giderken çocuk kendi tercihinde kullanıp İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyebilir. Ortaokulu bitirmiş artık. Hani biraz daha önünü görüyor çocuklar. Sonra ilk yaptıkları işlerden bir tanesi de zaten ortaokullarını açmak oldu. Mecburi eğitim yaşıyla oynadılar. 4+4+4 bir şeyler. O parçalı getirdikleri sistem de zaten her parçada bir tercih hakkı doğurdu annelere, babalara ve çocuklara. Dolayısıyla eğitimi oralarda bırakma imkanı da doğdu. 12 yıllık mecburi eğitimden kaçmış oldular. Giden ya kız çocuklarını evlendirdiler, çocuk gelinler yarattılar ya da onları tarikatlerin, cemaatlerin kucağına attılar. Böyle sonuç doğurdu. Utanmasalar okula gitmesin diyeceklerdi ama utandılar. Onun için 4+4+4. Ya 4 yıllık eğitim olur mu Rami ya? 4 yıl ne öğretirsin çocuğa? 7 yaşında aldın çocuğu. Öyle bir niyetleri yok ki zaten. Ya 4 sene ne öğreteceksin? Niye? Cahil olsun bizim olsun istiyorlar. 4 sene sonra tarikatların eline düşsün diye 4 yıllık eğitimde sabitlediler. Halbuki 8 yıllık eğitimde çocuk ortaokulu bitirmiş öyle eski tabirle. Ortaokulu bitirmiş ondan sonra mesleki liselere gidebilir. İsterse canı isterse ailesine çok uygun görürse göndersin İmam Hatip'e. Ama 8 yıllık temel eğitimini alsın bir çocuk, dünyayı bir okusun, bir görsün. Ya arkadaş 7 yaşında çocuğu İmam Hatip'e ya da Kur'an kursundan göndermenin ne anlamı var? 7 yaşında çocuk, 7 yaşında. Ya bunun aslında veciz ifadesi bunların piri Necmettin Erbakan'daydı. İmam Hatipler bizim arka bahçemizi dememiş miydi arkadaş? Dedi ama yani İmam Hatip... Hayır, niyet ortada. Yani bir imam ve hatip yetiştirip dini vatandaşın... daha iyi algıla, daha doğru algılamasını sağlamaya dönük bir çaba değil ki. Niyetleri başka. Yoksa İmam Hatipler elbette olsun. Yani Atatürk İmam kurmuş Hatipler Diyanet İşleri açan, Başkanlığı. Evet çok güzel. İmam Hatipler açan Cumhuriyet Halk Partisi. Dinimizi doğru açan. Dürüst öğrensinler, onu da doğru dürüst gidip anlatsınlar diye. Yoksa şimdiki gibi hani bir ruhban sınıfı yaratmaya dönük bir tuhaf uygulamayla karşı karşıya kalsın istememiş insanımız. Bak bugün Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'daydı. Diyelim ki bir mitinge daha çıksın desin ki İmam Hatipleri biz açtık. Vallahi billahi inanırlar. Tabii inanırlar. İmam Hatipleri biz açtık desin ki Cumhuriyet Halk Partisi açmıştır. Atatürk'ün dediğin gibi büyük bir mirasıdır. İnsanların dini öğrenmesi. Cumhuriyet Halk Partisi İmam Hatip listelerini açarken aynen senin dediğin gibi. Geçen bir... İmam Hatip Lisesi, ilk açılan İmam Hatip okullarının ders şeyini gördüm, güncesini Rami, felsefe, ders tefsir, Kur'an, devlet yönetimi. Yani öyle dersler almışlar ki çocuklar hem dini, Türkçe Kur'an da var, hem dini doğru yolla öğrenmişler, hem dinin yanında pozitif bilimleri de öğretmişler çocuklara. Kur'an'ın Türkçe konusuna gelince... Kur'an'ı Elmalılı Hamdi Yazır'a Türkçe yazdıran, tercüme ettiren bizatihi Mustafa Kemal Atatürk'tür. cebinden verdiği parayla yaptırmıştır bu tercümeyi de. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an tercümesi bugün en doğru tercümelerden bir tanesidir. Hala yararlanıyor insanlar. Yani onun için 28 Şubat'ı sor. Ha bir de şey demiş Star gazetesi meşhur. 28 Şubat'ın faturası 400 milyar dolar demiş bugün. Arkadaş şu an Türkiye'nin dış borcu 457 milyar dolar. Ya o zaman darbe oldu diyordunuz. 400 milyar dolar borca soktu bizi diyordunuz. Demokratik ortamda seçimle gelen bir iktidarın döneminde 457 milyar dolar bizim dış borcumuz var. O zaman ne kadardı? O zaman 22 milyar dolardı Türkiye'nin dış borcu. 400 milyar dolar dediklerinde yani, hikaye. 97'de 28 Şubat'ın olduğu dönemde evet, 22 milyar dolar borcu varken Türkiye'nin bugün 470 milyar dolara ulaştı en son. Yani son rakam. Tabii bu zararı, 28 Şubat'ın zararını nasıl hesapladılar bilmiyorum. Şimdi biz böyle söyledikçe de darbe yanlısı falan diyecekler bize. Hiç öyle bir şey yok. Olayları yok canım, tarih süreci içinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Darbenin her türüne de karşıyız. Yani hayır, Erbakan'ın yani görevinden alınmasının sandıktan çıkan bir insan olarak yanlış olduğunu söylemedik mi? Evet. Yani bu şimdi gerçek bunlar ama Rahmi çıkıp da yani 28 Şubat'ı kötüleyeceğim diye bana kimse bu ülkede şeriatı ya da siyasal İslam'ı getirip dayamasın ya. Ya ne alakası var? 28 Şubat yanlış tamam ama bu daha büyük yanlış. Bak Türkiye'nin geldiği noktaya bak. Sen peki 28 Şubat dönemi dahil daha sonrası için 2002 yılına kadar hiçbir siyasetçinin, siyasi liderin Türkiye'de beka sorunu var diye bir lafını duydun mu? İyice düşün. Türkiye'nin beka sorunu var mı diye Süleyman Demirel'den bir şey duydun mu? Bülent Ecevit'ten bir şey duydun mu? Mesut Yılmaz'dan bir şey duydun mu? Turgut Özal'dan bir şey duydun mu? Türkiye'nin beka... Turgut Özal ki yani bir koyup üç almaktan falan bahsedip Kuzey Irak'taki petrol yataklarını bile Türkiye'ye katmayı bir ara hayrinden geçiren bir adamdır. Türkiye'yi federasyon yapmayı düşünen bir siyasetçiydi yani, Turgut Özal. Tam tersi bırak beka sorununu başka ülkelerdeki enerji kaynaklarını Türkiye'ye taşıma gibi bir düşüncesi olan bir... Şunu söylemeye çalışıyorum Rahmi. Yani asıl darbe şimdi ya. Yani Türkiye'nin bu sivil bir darbe. Yani bunu herkesin görmesi lazım. 28 Şubat bunun yanında çok hafif ya. Bütün kurumlar değişmiş. Bütün kurullar bitmiş, anayasa bitmiş, parlamento bitmiş, bakanlıklar yok olmuş. Müsteşarlıklar, genel müdürlükler her şey ortadan kalkmış. Ordu yok. Ordu 3'e 4'e bölünmüş. Devlet Bahçeli dedi ki Türkiye rejim değiştirdi. Bunu referandumla ve sonrasında suhuletle halletti dedi. Yani bu rejim değişikliği sonucunda bir devrim değil midir? Tabii yani. Yani o rejimi kaldırıp yerine başka bir şey koruyorsun. Yani başka bir bürokratik mekanizma, başka bir yönetim biçimi koyuyorsun. Diğerini bırakıyorsun. Hala kurgulamaya çalışıyorlar. Anayasayı kısmen korumana rağmen. Kısmen korumana rağmen. Anayasayı yeni bir rejim atıyorsun yani. Bugün parlamentoda o. Mesela biraz sonra konuşuruz. Parlamentodaki bürokratlar bile saraydan emir aldıkları zaman meclis başkanı dinleme gereğini duymuyorlar. Onun örneğini görelim mi? Tabii. Bir video var. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu şimdi 28 Şubatlar bilmem ne Türkiye'nin rejim falan konuşuluyor da nereden çıktı bu? Görüntüler meclis lokantasından, milletvekili lokantasından. Geçenlerde yine ironik bir şekilde değerlendirme yapmıştık. Meclis lokantasına gazeteciler sokulmuyor falan diye. Mesele gazetecilerin orada yemek yiyip yememesi değildi. Gazetecilerin haber kaynağına ulaşması ve aynı mekanlarda buluşması meselesiydi. Onun altını çizmiştik. Ve yeni gelen meclis başkanı bu uygulamayı kaldırdı diye de müjdeli bir haber vermiştik. Sen vermiştin müjdeyi. Ben vermiştim. Meclis kaynaklamada pek doğru değilmiş. Kalkmamış meğer. Ama şimdi hakkını da yemeyelim yeni meclis başkanının. İki masa vardı. Kenarda iki masa gazeteciler için ayrılan 3 masa olmuş. Bir masa ilave etmiş. Bir görüntüleri izleyelim. Sonra konuşuruz. Evet, burası solda gördüğün gazeteciler. Bak meclis bomboş lokanta Rahmi. Evet. Şu gördüğün... Henüz milletvekilleri teşrif etmemişti. Öğle saatleri bu. Her zaman böyle lokanta. Hı. Ama parlamento muhabirlerini, bak yemek servisi de geliyor. Şu sol tarafında gördüğün iki tane masaya sıkıştırıp bırakmışlar. Yani meclis başkanı talimat vermiş. Lokantayı açın gazetecilere diye. Ama meclisin genel sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu bu talimata uymamış, bir masa daha verelim yeter gibi bir kendince bir emir algılamış. Şimdi sorun şu, meclis başkanı niye dinlenmez? Eğer atadığın bürokratı sen saraya doğrudan bağlarsan meclis başkanını bypass eder, pas geçer. Bak bu çok tehlikeli bir gelişme abi. Yani bu çok önemli. Bu yemekle ilgili ya da lokantayla ilgili bir şey değil. Bürokraside böyle bir şey başladı abi. Eğer seni kim atadıysa ona bağımlısın. Yani meclis başkanının atadığı bir genel sekreter meclis başkanının talimatlarını dinlemiyor. Şimdi alalım görüntüleri artık. Evet. Durum bu mecliste. Bu arada 1,5 liralık çorbaları da gördü sevgili seyirciler. Meclis lokantasındaki. Şeye geçelim mi? Yani süremiz ne kadar var onu da tahmin edemiyorum. Çünkü evet. Kılıçdaroğlu'nun Bursa konuşmasına bağlanacağız. Başlayana kadar konuşacağız. Ne zaman başlar bilmiyoruz. Şimdi Demirören Futbol Federasyonu'nun başkanı Demirören Holding'inde yönetim kurulunda doğal olarak aile şirketi. TFF başkanlığını da sürdürüyordu. Bir iddia ihalesi oldu. Bu ihaleye girdi. İşte ihaleyi kazandı Demirören grubu. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. İddia işte futbol karşılaşmaları ile ilgili skor tahmininde bulunulduğunda işte para yatırılıp para kazanılan bir sistem. O sistemin Demirören grubu tarafından alınması şöyle kaygılar doğurdu. Ya Futbol Federasyonu Başkanı, onun yönetimindeki futbol karşılaşmalarındaki sonuçları üzerine oynanan bir bahis oyunu var, bir para işi var. Onu o yönetiyor, iddia da onun, federasyon da onun, nasıl olacak bu iş? Bu tabii Türkiye'de tepkiye yol açtığı gibi dünya futbolunu, Avrupa futbolunu yöneten kurumlar tarafından da tepkiyle karşılandı. FIFA'dan, UEFA'dan olmaz böyle bir şey filan diye. Anlaşıldığı kadarıyla Demirören de bu tepkileri karşılayamaz duruma geldi ki ihale bugün kesinleşti. Ama kazanmıştı. Kazanmıştı bugün zaten. Bugün kesinleşti. Bugün istifa etti. Kazandığı gün bak şeye ne kadar benziyor değil mi? Meclis Başkanı'nın istifasına. Son ana kadar tuttu yani. Meclis Başkanı'nın Binali Yıldırım. Zihniyetin benzerliği değil mi? Bir beklediler. Bir espayı verdiler ki ya acaba yedirebilir miyiz? Bu millete şimdi kabul ettirebilir miyiz? Benzerlik gibi olmasın ama Binali Yıldırım gitmeden saniyeler önce garsonunu müşaviri yapmıştı ya. Hani benzetmek gibi olmasın diye altını bir kere daha çiziyorum. Şimdi Demirören Futbol Federasyonu Başkanlığından istifa edeceğin kararını herhalde yarım saat önce falan vermedi açıklamadan. Değil mi? Yani bir gün önce, 2 gün önce falan vermiştir diye düşünüyorum. Düşünmüştür, taşınmıştır. Ha, şu gün ben bir açıklamayla duyururum istifamı. Kesinleşti sabahtan ihale. Öğleden sonra da istifa ettiğini açıkladı. Peki bu Futbol Federasyonu Başkanı öğleden sonra istifa edeceğini biliyordu yani kendisi değil mi? Ya kardeşim sabah saatlerinde 2020 yılına kadar 4 yıllığına Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'i teknik direktör olarak atadı. Kendisi milli takıma. Hayır yani nereden baksan etik değil. İstifa edecek öğleden önce milli takımın başına teknik direktör atıyor. Ve sonra Haziran'da yapılacak genel kurul. O zamana kadar başkan vekili vekaleten götürecek. Gelecek yönetimi de bağlamış oluyor. Tabii. Niye ki? Şöyle abi. Yani nereden baksan galabet. Yani bu zihniyetin bakış açısı Futbol Federasyonu'nda, mecliste, belediyelerde, işte kamu idarelerinde, her yerde. Devlet yönetiminde. Şimdi cep telefonlarına ne kadar zam yapılacağı hususunu kendine bağlayan bir cumhurbaşkanı, milli takımın başına hangi teknik direktörün atanacağı konusuna ilgisiz kalabilir mi? Bence bu Argül'ün vergilim olmuş. Yani Şenol Güneş'i bence Erdoğan ise daha geleni de yaptırırdı. O çok önemli değil ama son bir jest oldu bu iddiayı almasına karşılık. Bu iddia dediğin çok yani bir şans oyunu, çok büyük gelir getiren, çok büyük bir nakit akışını sağlayan, Türkiye'de çok tartışılan, yani şunu söylemek zorundayım, birçok aileyi de hani eskiden kumarhaneler açılmıştı ya, bu bakımdan yıkan, perişan eden bir oyundur bu. Çok mağdur var. Bu böyle bir şans oyununu bir yandaşa yani paslamak, egale etmek, yani şu mu acaba bu? Medyayı ben sana verdim, bir de sana nakit akış desteği sağlayayım. Al şu şans oyununu, bunu da kullan gibi mi oldu acaba? Yani insan aklına bir sürü şey geliyor. Niye Futbol Federasyonu Başkanı niye bir şans oyunu, hem de futbolla ilgili bir şans oyunu niye emanet edilsin? Bilmiyorlar mıydı bu şahsın bir Futbol Federasyonu Başkanı olduğu ya da bir medya grubunun başında olduğu? Merkez Hakem Kurulu'nu kim atıyor? Maça hakemleri kim atıyor? Hakem raporlarını kim değerlendiriyor? Hepsi Futbol Federasyonu. Sorudan cevabı o. Peki bu ihale kendisinde kaldıktan sonra ne kadar süre kesinleşmesi sürdü? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama işte bir hafta falan diye yani. Peki bir haftada oynanan bütün maçlarda şans oyunu lehine bir kurgu varsa ya da bir spekülatif bir hareket varsa bunun sorumluluğunu kim alacak? Çünkü sen almışsın artık. Evet, iadeyi kazandığın belli. Dolayısıyla bir etki gücün olabilir diyorsun doğal olarak. Şimdi bak Rami, yani ben demiyorum böyle oldu ama bu etik değil. Ha, diyeceksin ki Türkiye'de ahlaki bir şey kaldı mı? Kalmadı ama yani bu doğru değil. Bu yanlış. Yani o şans oyunu kurumuna da zarar verir, Türkiye'ye de zarar verir, Futbol Federasyonu'na da zarar verir. Top oynayan, maça çıkan futbolculara da zarar verir, takımlara da zarar verir. Ya Türkiye'de her şey yok sayılıyor artık. Yani oldu da bitti, maşallah'a döndü bu iş. Rahmi, verdik gitti. Tam da öyle oldu tabii de yine de gündeme getirmek gerekiyor, tartışılması gerekiyor böyle konuların ama yani sadece bir Futbol Federasyonu Başkanı, işte bir iş adamının bir ihaleyi kazanması filan boyutunda değerlendirilemez. Onun için bu kadar önemseyerek gündeme getiriyoruz. Yani önemli. Yoksa teknik direktör olarak atadığı Şenol Güneş'in futbol kariyerini, teknik adamlık kariyerini falan tartıştığımız yok. Asla. Şenol Güneş'i biz niye tartışalım canım? Hayır, ayrıca da milli takıma bir hoca atanacaksa 3-5 isim arasındadır Şenol Güneş her zaman. Ondan daha önce milli takımın başındayken 16 yıl önce Dünya Kupası'nda 3.'lüğe de Türkiye'yi taşıyan teknik adamdır. Tartıştığımız o değil, başka bir şey konuşuyoruz. Biz burada futbolun adamlarını tartışmıyoruz. Sistemi ve usulü tartışıyoruz. Yani yapılan yanlış oradan başlıyor abi. Niye futbol insanlarını, futbola emek veren, hayatını veren insanları niye tartışalım ki? Onu tartışmadık, konuşmadık. Aynen senin dediğin gibi. Siyasete gelelim istersen buradan. Yani zaten siyaset bu. Evet ama tatsız geldi bana bu konuya Rami. Evet. Yani şöyle, insanları incitmek en çok gazetecilerin en çok kaçındıkları bir konu yani. Ben burada ne Şenol Güneş'i incitmek istiyorum, ne o işe emek veren insanları. Ama şunu söyleyeyim, çok doğru söylüyorsun. Yani devleti yönetmek siyasi ahlak gerektirir. Kurallar vardır. Kurumların kuralları olur. Kurallara göre kurumlar çalıştırılır. Kurumlar el değiştirir. Şimdi, bunların hiçbiri yok. Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulu toplanacak. Yeni başkanını seçecek. Yeni başkan adayları içinde en kuvvetlisi yandaş iş adamlarından Nihat Özdemir. Şimdiden onu da duyurmuş. Futbolu da bırakmıyor yani. Yok. Futbol bırakılır mı Fatih? Hatırlar mısın Franco ne demişti? Evet. 3F demişti. Evet. Futbol. Fiesta, faşizm. Ben ülkemi evet bu 3F ile yönetiyorum demiştim. Bak futbolu bırakmıyor. Türkiye'de Fiesta zaten sen sağ ol. Yani Fiesta dediği onun yerine işte Kur'an tilveti, futbol, Fiesta yerine onu koy. Faşizmi de söylemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Din de vardı canım onun içinde. Neyse şeye geçelim o zaman. Daha heyecanlı bir konuya. AKP içinden iki parti çıkıyor. Derler, iddialar vardır. Biri Ahmet Davutoğlu 42 ilde örgütlenmesini tamamladı. Erbakan'ın mezarını ziyaret ettiler ölüm yıl dönümü nedeniyle. Eski il başkanı Erdoğan'a istifasını sunan ve şimdi zamanı değil diye reddedilen, sonra istifa ettirilen il başkanı, o da bir küskün anlaşıldığı kadarıyla, ve il yöneticisi, biri sağında biri solunda, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti Davutoğlu. Sonra da bir mesaj yayınladı konuyla ilgili, işte gittik ziyaret ettik filan diye. Bu onlar da Davutoğlu'yla beraber hareket ediyorlar izlenimi doğurdu o fotoğraf. Sonra yine gün içinde bir dedikodu çıktı. Biz kulis bilgisi diyelim, daha yakışıklı olsun. Bu kulis bilgisine göre Ali Babacan'la Abdullah Gül'ün arası bozulmuş. Ali Babacan Davutoğlu'yla beraber, onun partisiyle beraber hareket edecekmiş. Ama Ali Babacan biraz bu işe soğuk bakıyormuş. İkna edilmek için şöyle deniyormuş. Davutoğlu Doğu ve Güneydoğu'da çok seviliyor. Oradan çok oy alır. Sen de Batı'da çok seviliyorsun. Batı'dan çok oy alırsın. Dolayısıyla ikinizin bir araya gelmesi kuvvetli bir parti yaratır. Böyle kulis bilgileri var. Hadi senin bilgilerini alalım. Şimdi Ahmet, şöyle bir şey var aslında. Bugün ben de insanlarla konuştum. Çok ilginç bir Türkiye bir ikileme gidiyor. Şimdi mevcut iktidar artık bitti. Yani bunu ömrünü uzatmak, bunu işte oksijen çadırına almak, yoğun bakıma yatırmak, bunlar çare değil. Yani ne Berat Albayrak çare, ne Recep Tayyip Erdoğan çare. Bu iş bitiyor, sonu geldi. Ama soru şu, halk biten bir iktidarın yerine yeni bir umut olarak neye sarılıyor? Şimdi Türkiye'nin bu hale gelmesinde stratejik derinlik ya da stratejik çamurluk olarak Türkiye'yi dış politikada batıran, Türkiye'yi bugün Orta Doğu'da istenmeyen, sevilmeyen ülke haline getiren, Müslüman kardeşlerle Türkiye'nin adının birlikte anılmasını sağlayan, Suriye'deki her olaya yanlış müdahale eden, Emevi Camisi'nde cuma namazı kılmak üzerine fikirler üreten bir adam, şimdi Türkiye'yi sırtlayıp götürecek. Yani biraz akıllı olmak lazım ya. Yani Türkiye'de siyasal İslam çöktü. Bunu herkes görsün. Yani İslam'la hırsızlığın yan yana geldiği başka bir formül yok yeryüzünde. Bu çok zarar verdi dine. İnsanların inancına zarar verdi. Hepimizin inancına zarar verdi. Hepimizin o kutsal tartışılmaz değerlerini yıprattı, yok etti. Bundan sonra çözüm, siyasal İslam'ın çürüyenlerini ayıklayıp az çürüyenlerden yeni bir çözüm üretmek değil. Birincisi bu. İkincisi, AKP içinde böyle bir oluşumun başarılı olacağına dair bir inanç şu an çok güçlü değil. Yani AKP'den kopacak yani parça AKP grubu içinde 10 milletvekiliyle temasları olduğu da söylentiler arasında, ama yani ne yaparlar bilmiyorum. Grup kurma çabası da var anlaşıldığı kadarıyla, ama bütün hedef 31 Mart'tan sonra. AKP'nin alacağı oy oranına göre, seçim başarısına göre şekillenecek siyasi oluşumlar gibi görünüyor. Ama derler ki Davutoğlu her şartta kuracak partiyi. Şimdi Rahmi, iyi de ideolojiniz ne? Yani siz Refah Partisi'nin devamı mısınız? Saadet Partisi'nin bir parçası mısınız? AKP'nin daha light bir görünümü müsünüz? Yani ne? Siz ne yapacak? Kimsiniz siz? Türkiye'ye çözüm öneriniz ne? Türk halkı niye size inansın? Niye güvensin? Ne yapacaksınız? Bu mevcut iktidarın yaptıkları belli. Hayır, yani öyle bu sözüne ettiğimiz isimler kuruyorlar bu partiyi. Dolayısıyla yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı. Hepsi o. Yani Ahmet Davutoğlu'yu konuşmayalım şimdi. Tabii yani Türkiye'nin böyle bir çıkmaza sürüklenmesi zaten çağdaş, modern, dünyada olması gereken her türlü ortalama değerin gerisinde kalmış bir Türkiye var Rahmi. Yazık ya. Yazık yazık. Daha beter çöküşünü sağlar bu işin. Yeni bir çözüm, yeni bir umut istiyorsa insanlar, bu işin fabrika ayarlarına, orijinaline döneceksin. Cumhuriyeti kim kurduysa o günlere döneceksin. O günlerin anlayışına döneceksin. Hırsızlık bitecek, yolsuzluk bitecek, yağma bitecek, eş dost kayırma bitecek, akrabacılık bitecek. Ve bu ekonomik çıkmazdan kurtulmak için İzmir İktisat Kongresi'ni tekrar toplayacaklar. Bu lazım ama şunu sana söyleyeyim, AKP'nin içinden bölünecek bir parçaya parlamentodaki AKP milletvekilleri sıcak bakmıyor. İYİ Parti milletvekilleri de uzak, eğer sağ diye düşünürsen. Milliyetçi Hareket Partisi zaten sadece payandalıkla meşgul şu an. Yani özel bir çabası, özel bir gündemi yok. Bunun dışında hangi sağdan, yani milli merkez dediğin Hüsamettin Cündürok, Ufuk Söylemez, Cumhuriyetçilikten ve Atatürkçülükten bahsediyor. Peki hangi sağ? Yani tabii bu siyasi yelpazenin neresinde olacaklar? Tabii. Onu tahmin etmek güç değil. AKP'nin başarısızlığı üzerine kendilerine bir başarı yaratmaya çalışan bir siyasi hareket gibi görünüyor. Şimdilik öyle. Bugün ilginç bir şey oldu. O konuda da düşünceni almak istiyorum. Avrupa Birliği'nin bir temsilcisi vardı. Türkiye ile AB ilişkilerinin ne kadar kötü durumda olduğunu biliyor herkes artık. Müzakereleri bile dondurulma kararı alıyor parlamentolar filan. O temsilci geldi, dedi ki şu ekonomik ilişkilere bir bakalım. Ekonomik ilişkileri de bizim damat bakıyor biliyorsun, Berat Albayrak. İkisi görüştüler, konuştular filan. Aa, ne kadar güzel, onları yapalım, bunları yapalım. AB ile ticaretimiz canlansın filan gibi konuşmalar yapıldı. Sonra ortak basın açıklaması yapılacak. İki şey de geldi. Şimdi adını hatırlamıyorum adamcağızın. ABD Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği'nin ilgili bölümünün. Bir de Berat Albayrak geldi. O arada onu takip eden Avrupa Birliği'nden, değişik ülkelerden gelen gazeteciler de var. Onların itirazı oldu. Dediler ki ya bazı arkadaşlarımızı almadılar içeriye basın açıklamasını dinlemek için. Yani böyle deyince Avrupalı konuğumuz da Berat Albayrak da yanındayken işte basın özgürlüğünden dem vurdu mu sana? Bunun düzeltilmesi gerekir dedi. Nasıl gazeteciler dışarıda bırakılır dedi. Berat Albayrak ancak şunu söyleyebilirdi. İşte sarı basın kartı olanlarından aklette olanlar girdi, olamayanlar giremedi. Buradakiler de özgürce soru soruyorlar dedi. Ya düştüğümüz pozisyona bakar mısın? Yüzünde o meşhur gülümsemesiyle damat. Böyle ancak kurtarabildi durumu. Kurtaramadı da. Ya ne demek akreditasyon ya? Bizi de almıyorlar. Sarı basın kartımı veriyorum ben. Burada bir basın toplantısı var. Basın açıklaması yapılıyor. Bunu izleyip seyircime, okuyucuma duyurmak istiyorum. Ben gazeteciyim. İşte bu da bana Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün, başbakanlığa bağlı. Şimdi o da kalmadı. Başbakanlık kalmayınca saraya bağladılar direkt. Saraya bağladılar. Ha, bu arada bizim basın kartlarını tekrar değiştirip turkuaz rengi yapıyorlar. Sarı basın kartlarımız artık geçiyor. Mavi basın kartları oluyor artık. Yani. Sarayın rengi oluyor. Neyse o bahsi diğer. Beni almıyor içeri. Niye? Gazeteciyim işte, bak bunu kanıtlıyorum. Resmi kart. Diyor ki yok. Niye? Bana da ayrıca akredite olman lazım. Sen başvuracaksın, ben bakacağım sana. Zararlı mısın, yararlı mısın, faydalı mısın? Kalkar orada bir soru moru sorarsın, bir şey yaparsın. Ben seni almıyorum kardeşim diyor. Akredite etmiyor beni, ben de giremiyorum. Yine böyle bir uygulama Avrupa'dan gelen gazetecileri de yapılınca kalktı adam oradan çat diye sordu. Vaziyetimize bak. 147 milyon euro Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ayırdığı fon vardı. Fonun bir parçası son 3 ay için. Bu parayı ödemediler biliyor musun? Avrupa Birliği artık Türkiye'ye ayrılan fonları ödemiyor. Gerekçesi ne biliyor musun? Türkiye'de hızla otoriterleşmeye gidildiği ve Türkiye'nin yönetiminin artık yavaş yavaş tek adama ve totaliter bir rejime kaydığı gerekçesiyle Türkiye'de demokrasi bitti dediler ve Türkiye'ye ayırdıkları paraya bloke koydular. 147 milyon euroyu alamadık. Ya 3 milyar euro Suriyelilere para eder Rahmi bak. Bu çok ayıp bir şey. Bir ülkenin, yazıklar olsun, çok kızıyorum ya. Bir ülkenin onuru ancak bu kadar haysiyeti ayaklar altına alıp çiğnenir. 3 milyar euro Suriyelilere para ayırdılar. 3 milyar euroyu hükümete teslim etmediler. Niye biliyor musun? Başka yere harcanır diye. Açıkça söylediler. Hayır, çalınır dediler. Ve bir komisyon kurdular. O komisyon paranın nereye harcanacağı ilgili gelecek, o kamplarda duracak ve komisyonda Avrupa Birliği'nin yetkilileri olacak, ortak para harcanacak. Vermediler Türkiye'ye parayı. İnanmıyorlar, güvenmiyorlar. Türkiye'yi yöneten insanların sırtında çuvalla gezdiğini düşünüyorlar ya. Ya Türkiye için çok ayıp bir şey bu ya. Çok onur kırıcı bir şey. O insanları da suçlayabilirsin. Ya niye böyle bakıyorsunuz bizim ülkeye, ama peki evdekinin hiç mi suçu yok? Hiç mi bizim ayıbımız yok, yanlışımız yok? Sen onu söylüyorsun da daha büyük ayıplar var. Daha büyük ayıplar var. Avrupa Birliği Türkiye'yi ortaklıktan çıkarma konusunda din, iman, Allah falan değil derdi. Demokratik ortalama koşullar ve ilkeler. Bunların hepsinin tercih edildiğini düşünüyor. Bittiğini düşünüyor. Türkiye bitti diyorlar ya. Avrupa Birliği falan demiyor artık adam. Demokrasi bitti sizde diyor. Hayır, yani yaptılar oylamayı, müzakereler dursun kararla çıktı canım. Tabii. Daha ne desinler? Ha, yani bitti diyor, bitmişsiniz siz diyor. Siz bitik bir ülkesiniz diyor. Toparlamanız mümkün değil diyor. Bir Suriye'siniz, bir Irak'sınız diyor. Peki ama bizim toparlamamız gerekiyormuş. Tabii. Burada noktalayalım. Yarın yine karşınızda oluruz saat 16'da. Esen kalın.